Bir anlığına 400 milyon yıl öncesine gittiğinizi ve sadece bir grup insanla bu ortamda hayatta kalmaya çalıştığınızı hayal edin. Bu eski zaman diliminde karşılaşacağınız yaratıklar ya da zorluklar ne olurdu? En önemlisi de insanlık olarak bu ortamda hayatta kalabilir miydiniz? Öncelikle bu soruları yanıtlamak için dünyanın 400 milyon yıl önceki özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü dünya 400 milyon yıl önce hiç de günümüzde olduğu gibi gözükmüyordu. Örneğin yaklaşık 417 ila 400 milyon yıl önce dünya Devonyan çağı olarak adlandırılan yeni bir çağa giriyordu. Bu çağda süper kıta Gondwana güney kutbuna doğru hareket edip parçalanıyor ve bu sırada Lavrasya olarak bilinen ve ekvatoru saran ikinci bir süper kıta oluşmaya başlıyordu. Kısacası o zamanlarda dünyanın coğrafi görünümü oldukça farklıydı. Hatta gezegenin %85'i denizlerle kaplıydı ve günümüzde kara olarak bildiğimiz çoğu yer o zamanlarda sığ denizlerin altında yatıyordu. Örneğin günümüzde Türkiye'nin sahip olduğu toprak parçaları, Kuzey ve Güney Amerika, Sibirya ve Avusturya'nın büyük bir bölümü o dönemin ortalarına doğru sığ denizlerle kaplıydı. Bunlarla beraber 400 milyon yıl önceki iklim muhtemelen ılıman hatta sıcaktı ve kıtaların iç kesimleri ise kuraklıktan kırılıyordu. Ayrıca fosil kayıtlarına göre o dönemlerde karada yaşayan tek canlılar bitkiler ve böceklerdi. Konumuza bitkilerden devam edecek olursak o dönemdeki bitkiler günümüzdeki bitkilere kıyasla oldukça ilkel ve basittiler. Örneğin Prototaxites adındaki bu ağaç gövdesine benzeyen organizma muhtemelen bir mantardı ve döneminin en büyük canlıları arasındaydı. Cooksina adındaki bu bitki ise karada ortaya çıkan ilk bitkilerden biriydi. Yani gördüğünüz gibi o dönemde var olmuş bitki türleri ve mantarlar görünüm olarak oldukça sade ve ilkel bir yapıya sahiptiler. Böceklerse neredeyse tüm kara parçalarına yayılmış ve bu bölgelerde hüküm sürmektelerdi. Bu böceklerin arasındaysa kırkayakların, kanatsız böceklerin ve kurtçukların ataları vardı. Kısacası 400 milyon yıl önce karada sadece bu canlılar yaşıyordu. Bu da o dönemlerdeki dünya topraklarının oldukça ıssız ve sessiz olduğu anlamına geliyor. Ama bu durum okyanuslarda tamamen farklıydı ve orada bambaşka bir dünya vardı. Bu farklılığın sebebi ise okyanuslardaki ve denizlerdeki balık ve canlı çeşitliliğiydi. Hatta bu yüzden bilim insanları bu çağı balık çağı olarak adlandırmıştır. Şimdiye kadar anlattığım bu bilgiler 400 milyon yıl önceki dünyanın nasıl göründüğünü ve nasıl olduğunu size az çok açıklamıştır. Dolayısıyla daha fazla uzatmadan asıl konumuza dönelim. Bir grup insan Devonyan çağı olarak bilinen bu antik çağda yaşasaydı hayatta kalabilir miydi? Öncelikle insanlığın bunu başarabilmesi için en az 4000 ila 5000 kişilik bir nüfusa sahip olması gerekiyor. Minimum canlı nüfusu adı verilen bu sınır bir türün kendi kendini devam ettirebilmesi için oldukça önemli. Çünkü eğer bu sınırın altındaki bir nüfusa sahipseniz genetik çeşitliliğiniz az olacak ve bu da yeni doğan insanlarda genetik hastalıkların görülmesine neden olarak insan ırkının tükenmesine sebep olacaktır. Ayrıca bu durumda çevresel faktörler ve doğal afetler de insanlık için ölümcül tehditler oluşturacaktır. Bununla beraber insanlığın hayatta kalabilmesi için avlanma ve barınma gibi sorunları halletmesi gerekiyor. Barınma sorununu mağaralar aracılığıyla çözebiliriz ama bu kısa vadede bir çözüm olacaktır. Çünkü 4000 ila 5000 kişilik bir insan nüfusunu mağaralarda barındırıp besleyemeyiz. Dolayısıyla ilk işimiz obsidyen gibi volkanik taşları bulmak ve bu taşlardan araç gereç üretmek olmalı. Daha sonra da Prototaxites adındaki bu dev mantarları kesip onlardan barınak inşa edebiliriz. Ve geriye ateş yakma ve avlanma gibi sorunları çözmek kalır. Ama bu noktada karşımıza yine birkaç sorun daha çıkacaktır. Bunlardan biri o dönemdeki bitkilere karşı oldukça yabancı olduğumuz gerçeği. İşte bu yüzden onları yerken deneme yanılma yöntemiyle keşfetmemiz gerekiyor. Bu durum hem bizi zehirleyebilir hem de uzayan süreç yüzünden açlıktan ölebiliriz. Ama iyi haber şu ki bu bitkilerin çoğu biz insanlar için zehirli olmayabilir.
Çünkü o çağlarda bitkilerin tek düşmanı böcekler olduğu için sadece onlara yönelik bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirler. Ayrıca böceklerle beslenmek istersek de bu durum bizim için hem zor olacak hem de bizi pek doyurmayacaktır. Bunun nedeni ise o dönemdeki çoğu böceğin küçük olması ve küçük oldukları için de oldukça zor yakalanmasıdır. İşin daha da kötü yanı bu böceklerin çoğu iyi bir zırha sahipti. Yani insanların onları yiyip sindirmesi oldukça zor olacaktır. Dürüst olmak gerekirse o dönemde karada var olan tüm bu besinler bizim için oldukça yetersiz olacaktır. Bu da denizdeki yaşama yönelmemiz ve oradan beslenmemiz anlamına geliyor. Çünkü Devonyan çağındaki deniz yaşamı muhtemelen dünyanın görmüş olduğu en çeşitli su yaşamıydı. Bu da bizim denizlerden beslenmek zorunda olduğumuz anlamına geliyor. Ve bunu yapmaya kıyıda yaşayan balıkları mızraklarla avlayarak ya da burada bulunan antik istiridyeleri toplayarak başlayabiliriz. Bunları pişirip yemekse bizler için iyi bir temel besin olurdu. Ayrıca boyları 1 metreye varan deniz akreplerini avlamak oldukça iyi bir besin kaynağı olabilirdi. Ama bu canlıların sert kabuklarını kırıp onları aşmak oldukça zor olacaktır. Oltayla balık tutmak ya da kayık yapıp bununla derin sulara açılmak gibi aktivitelerse muhtemelen bizim için imkansıza yakın olacaktır. Çünkü çevrede bunları yapıp birleştirebileceğimiz sarmaşık, kök ya da ısırgan otu gibi materyaller olmayacaktır. Ama küçük balıklar için küçük ağlar yapmak kesinlikle mümkün olabilirdi. Ayrıca derin sularda yaşayan çoğu balık ve kafadan bacaklı ağır zırhlarla kaplı olduğu için kayık yapıp denize açılsak bile onları mızrak gibi aletlerle avlamak oldukça zor olacaktı. İşte bu durumda en iyi seçeneğimiz sığ denizlerde yani derinliği çok az yerlerde yaşayan Titanictis olmalı. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda olan bu canlı tıpkı balinalar gibi suyu filtreleyerek besleniyordu ve oldukça zararsızdı. Ancak Devonyan çağında yaşayan diğer canlılar gibi hayati organlarının çoğunun üstünde doğal bir zırh bulunuyordu. Muhtemelen onu avlamak için kullanılabilecek en iyi taktikse onu yorulana kadar kovalamak ve korunmasız olan arka bölgelerine doğru mızrakla atış yapmak olacaktır. İlk köpek balıklarından olan Cladosalaki gibi zırhsız balıklarsa bizim için mızraklarla avlanan kolay avlardan olacaktır. Kayık olmadan bu canlıları avlamak her ne kadar imkansız olsa da bunu bir şekilde başarmak bizi uzun bir süre tok tutacaktır. Yani sonuç olarak o dönemde yaşasaydık ilkel aletler ve kısıtlı kaynaklarla hayatlarımız çok zor olurdu. Ve muhtemelen göçebe bir hayat sürüp sürekli yiyecek ve malzeme arayışında olurduk.